Seyirciler, operasyon elbette ki tüm hızıyla devam ediyor biliyorsunuz. Şu anda Resul Ayn'dan görüntüler ekranlarınıza geliyor. Canlı görüntü. Resul Ayn'dan gelen bu görüntüleri ekranlarınıza taşıyoruz. Operasyonun 3. gününde Resul Ayn'da operasyon tüm hızıyla devam ediyor. Top atışları da devam ediyor bildiğiniz üzere. Ve o bölgede PKK, YPG'li teröristler vurulmaya devam ediyor. Bakın yoğun bir duman tabakası var. Atış yapıldığı yerin hemen yanı başında. Patlama anına ilişkin bakın o görüntü de tam ekranınıza geliyor. Mühimmatın atıldığı yerde alevlerin çıktığını ve patlamanın meydana geldiği an ekranınıza canlı olarak geliyor. Elbette ki şu anda bu görüntüden değerlendirme yapmak çok da sağlıklı olmayabilir ama şöyle bir ihtimalden bahsedebiliriz. Vurulan yerin bir cephanelik de olabileceği, PKK, YPG'li teröristlerin mevzilendiği ya da cephanelerin sakladığı bir yer olabileceğini değerlendirebiliriz. Çıkan dumanın renginden ve düştüğü yerde mühimmatın o patlama şiddetinden bir mühimmat deposu olabileceği değerlendirebilir ama tabii ki bu görüntünün üzerine sadece buradan bu değerlendirmeyi net olarak yapmak çok da sağlıklı değil. Bir ihtimal olarak belirtelim. Resul Ayn'da PKK, YPG'li teröristlerin mevzilerinin vurulduğu anı canlı yayında ekranlarınıza getiriyoruz. Terör mevzileri ateş altında PKK, YPG'li teröristlerin bulunduğu yerler. Bu vurulma anındaki çıkan, bakın tekrar geliyor ekranlarınıza, işte vurulma anı, mevzinin vurulma anı ve daha sonrasında ise büyük bir duman toz bulutu. Orada iki ayrı farklı yerin vurulma anını Resul Ayn'dan canlı olarak ekranlarınıza getiriyoruz an itibariyle. Bizim de bulunduğumuz noktadan atışların hala devam ettiğini belirtelim sevgili seyirciler. Ve buradan da Telapya'da operasyonlar tüm hızıyla da devam ediyor. Değerli konuğumuzla operasyonu konuşmaya devam edelim. Görüntüler eşliğinde, görüntüler bir taraftan akarken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklaması vardı hocam. 30 kilometrenin altına inmeyeceğiz ifadesi. Bu demek oluyor ki biz evet 30 kilometre kadar bir operasyon gerçekleştireceğiz. Amerika Birleşik Devletleri'nin daha önce itirazları vardı 30 kilometreye kadar inmemesi konusunda. M4 karayolunun üzerine kalması konusunda. Operasyon bizim istediğimiz yerlerde ve istediğimiz noktalarda devam edeceği anlaşılıyor. Ne dersiniz? Abi? 20 mil kadar kullanın diye. Evet. O da 30-32 kilometreye tekabül ediyordu. Bizim top atışlarımızın ve toplarımızın menzili içerisinde ekonomik olarak da bizi zorlamayan bir durum bu. Eğer planladığımız gibi gerçekleşirse şayet 30 kilometre yeterli olabilir. Fakat bu arada bir şeyi de düşünmek lazım. Şimdi bir plan yapılır. Fakat yeni gelişmeler, sahadaki gelişmeler bazı adımlar atmaya da mecbur bırakabilir. Yani mesela Amerika'nın veya Trump'ın geçen gün açıkladığı işte DAEŞ'la artık Türkiye mücadele etsin diye. Mesela orada bir El Hol veya El Hav diye bir kamp var. Orada 10 bin kişinin olduğunu söylüyorlar. Orası Türkiye sınırına yaklaşık 90 kilometre daha aşağıda bir yer. Oranın da kontrolünü vereceklerse biz mecburen daha aşağıya gitmek zorunda kalırız. Evet. Belki başka yeri söylüyorlardı ama en yoğun olarak kaldıkları yerler oralar. Yani Türkiye kendi hedeflerine göre 30 kilometre şu an yeterli görüyor. Tabii burada siyasi iradenin vereceği karar bağlayıcı karardır. Bu müdahale ve operasyon kararı alındığında burada hem askeri hem siyasi kararlar birlikte ve son sözde siyaset söyleyecektir. 30 kilometreyi eğer yeterli görülüyorsa bu gerçekleşir. Ama şu bir gerçektir ki en iyi plan bile operasyon başladıktan sonra değişebilir. Değişebilir. Evet. Yani gelişmelere de her zaman açık olmak lazım. Evet. Peki. Şimdi Türk ordusuna eşlik eden Milli Suriye ordusunun da bir taraftan ilerleşi devam ediyor sevgili seyirciler. Bir köy daha ele geçirildi. O köylerden bir tanesi El Yefse köyü. Videoda YPG'li PKK'lı teröristlerinden temizlenen örgütten temizlenen o köye yapılan operasyon var. İzleyelim. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أثناء تمشيتنا لقرية اليابسة من قرية اليابسة أحد قرى قيادات بيكة بككة وإن شاء الله تعالى
متوجهين فورا الى قريه الفندر غربي قريه اليابسه. والله ولي التوفيق باذن الله. ايام قليله سوف نكون في تل ابيض العز ساعات باذن الله تعالى يا شباب. Ve Mehmet Sabri Uğurbaş Resulayn'da operasyona ilişkin yeni detaylar ve yeni görüntüler var. Mehmet Sabri Uğurbaş'a bırakalım sözü. Hikmet Öztürk, çok yoğun bir patlama sesleri geliyor şu an Resulayn'dan. Sıcak çatışma sesleri de aynı şekilde yoğunluğunu devam ediyor. Az önce iki büyük patlama meydana geldi hemen karşımızdaki noktada. Ve hala dumanları görebiliyoruz. Sabahın erken saatlerinde başlamıştı zaten Resulayn'daki hareketlilik ve sabahın erken saatlerinden itibaren karşımızda dumanların yükseldiği bölgede obüs atışlarıyla terör hedefleri imha edilmeye başlanmıştı. Bir yandan da Resulayn şehir merkezine doğru giden güzergahta terör örgütünün bölgedeki en büyük karargahlarından biri olduğunu yerel kaynakların ifadesiyle söylenen nokta, hem dün akşam saatlerinde F-16'larımız tarafından iki kez ard arda hem de bu sabah saatlerinde İki kez ard arda vuruldu. Bir yandan karadan da tanklarla o bölgeye yönelik atışlar devam ediyor. Malum obüs bataryalarımızın menzili 40 kilometre. Dolayısıyla yakındaki ve uzaktaki hedefler obüs bataryalarıyla vurulmaya devam ediliyor. Şu anda karşımızda iki farklı noktada dumanların yükseldiği noktalar. Az önce şiddetli patlamaların meydana geldiği yerler. O noktada da belki terör örgütüne ait bir mühimmat deposu veya tuzaklı bir nokta olabilir. Mayın tuzaklı ya da EYP tuzaklı bir nokta olabilir. Oraya isabet ettiğini düşünüyoruz obüs bataryalarının. Ve dolayısıyla çok büyük patlamalar meydana geldi. Çünkü uçak seslerini duymadık. Diğer arkadaşlarımızdan da teyit aldık. F-16'ların sesleri gelmedi. Dolayısıyla böylesine büyük bir patlamanın meydana gelmesi için F-16'ların vurması gerekiyordu. Eğer karadan vurulduysa bu hedefler belki de oralarda bir mühimmat depoları olabilir. Bunun yanı sıra belki bir patlayıcı deposu olabilir terör örgütüne ait bu iki noktada. Ve iki noktada aynı şekilde ard arda vuruldu ve ard arda çok yüksek bir duman bulutu yükseldi bölgeden. Hala da dumanlar yükselmeye devam ediyor. Bir not daha aktaralım. Aslında bu noktalarda patlama meydana gelirken bir yandan da terör örgütü bölgeye dumanlama çalışması yapıyordu. Operasyonun ilk iki gününde adeta siyah bir perde çekiliyordu Resulayn'la Ceylanpınar arasına. Ancak şu anda o siyah perde ortadan kalkmış durumda. Dolayısıyla terör örgütü sınır hattından Resulayn bölgesine, içerisine doğru çekilmeye başlamış diyebiliriz. Bir yandan da kara harekatı Mehmetçiğimiz ve Suriye Milli Ordusu tarafından devam ediyor. Hikmet Öztürk,